Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde internal storage'e yazdığımız bu dosyayı dosya adını vererek nasıl görüntüleyeceğimizden ve de dosyanın nasıl silineceğinden bahsetmeye çalışacağım. Bir önceki derste file output stream başlatarak verilerimizi dosyaya kaydetmiştik. Böyle bir yolumuz vardı. Kullanıcıdan dosya adını ve yazılacak veriyi aldıktan sonra bunları file output stream'i ve daha sonra da write metotlarını kullanarak dosyaya yazmıştık. Şimdi uygulamamızdaki şöyle bir başlatalım. Şurada şu butona tıklanıldığında ben farklı bir aktivitenin çalışmasını istiyorum. Onun için buraya bir aktivite, internal storage görüntüle diye bir aktivite başlattım ve onun layout'unu da buraya hazırladım. Basit bir şekilde buraya biz dosya adını yazacağız. Butona tıkladığımızda da bu yazılan bu dosyanın içeriğini okuyup burada göstermeye çalışacağız. Bunun için ne yapalım? Şuradaki layout'umda şurada ben bunun on clean'e ne vermişim onu bir kontrol edeyim. Dosyaları görüntüle move to display screen demişiz buna. Gelelim buraya. Burada yok. Buraya oluşturalım bunu. Kaydet, dosyaları görüntüle. Alt Enter'a bastım ve bu metodu oluşturdum. Dediğim gibi buraya geldiğinde ben yeni bir aktivitenin başlamasını istiyorum. Bunu da yine intentlerle yapacağız. Intent dedikten sonra context'e bunu yazıyorum. This. Daha sonra da sınıfımın adı neydi? Internal Storage görüntüle nokta class olacak. Daha sonra da start activity deyip bu intentle yeni bir aktiviteyi başlatmak istiyorum. Bunu yaptığımızda tabii ki de manifeste gidip bu yeni aktivitenin kaydını yazmayı unutmuyoruz. Görüntüle. Evet, bunları yaptıktan sonra benim layout'umun, yeni aktivitemin çalışması lazım. Bakalım bir hatamız var mı? Öncelikli olarak internal storage demo butonunu tıkladım. Buraya geldi. Dosyaları görüntüle dedim ve de işlemlerimi yapacağım ekrana ulaşmış oldum. Geldim buraya. Burada bir edit text ve text view'umuz var. Bunların iklimesini yaptık. Burada yapacağımız işlem şuradaki butona tıklanıldığında buraya yazdığım dosya adını bulup içeriğini okuması. Yani ben burada ne yapacağım? Dosya adını kullanıcıdan alacağım için öncelikli olarak string dosya adı diyorum ve de şuradaki edit text'ten aldığım değeri buraya atıyorum. Get text nokta toString. Daha sonra dosyaları okur yazarken nasıl ki file output stream kullandık. Dosyaları okurken de bu sefer file input stream kullanıyoruz ve buna kısaca file input stream diyorum ve bunu null'a atıyorum. Yine dosyaları yazarken open file output demiştik. Bu sefer de ne yapıyoruz arkadaşlar? Tam tersi open file input diyerek bu benden bir tane parametre bekliyor. Bu parametre de okunacak dosyanın adı. Dosya adı dedim. Bir hata aldık. Alt Enter'a tıkladığımda gördüğünüz gibi bir try catch yazmam lazım. Surround with try catch dedim. Yine burada dosya bulunamazsa fırlatılacak hatayı ele almış olduk. Şimdi burada ne demiştik? Dosyamızı oluştururken neredeydi o? Şurada. Direkt olarak string ifadeyi ben buraya geçemiyordum. Bunu hatırlarsanız byte'lara çevirmem gerekiyordu. Dosyayı okurken de sonuçta byte'lardan okuyup string bir ifadeye çevireceğim. Byte'larda okurken dosyası integer değerler söz konusu. Şöyle bir read diye bir tane değişken oluşturalım. Ve bir while döngüsüyle byte byte ben bu dosyayı okuyacağım. Diyeceğim ki şuna bir bakarsak read metoduyla okuyacağım. fis.read. Bunun geri dönüşü integer bir değerdir ve bu dosya sonuna geldiğinde eksi bir değerine ulaşır. Yani bu döngü ne zamana kadar dönmesi gerekiyor? File.read. Yani burada okuduğum değeri şurada oluşturduğum integer değeri atıyorum. Umarım burası anlaşılmıştır.
Ve de diyorum ki bu while döngüsü eksi bir r eşit olana kadar dönsün. Burada bir alt enter tuşuna basarsak burada da bir exception, pardon, catch yapacağız burada. At catch clause dedik. IO exception fırlatabilirmiş. Şöyle bunu başlatalım. Ve de herhangi bir hata yok şu an. Pardon, şurada bir tane şeyi unutmuşuz. O yüzden bağırıyor. Dediğimiz gibi buradaki file input stream.read ile ben byte byte okuyorum. Ve okuduğum her değeri bunun içine atıyorum. Bu ne zamanki eksi 1'e eşit olursa bu şu demek. O dosyanın sonuna gelinmiş ve artık dosyanın bütün içeriği okunmuş demektir. Eğer eksi 1 değilse içinde veriler vardır ve okumaya devam ediyor bu while döndüğü sürece. Burada aldığım değerleri de bir string buffer'ın içinde saklayıp son halini kullanıcıya göstereceğim. Buraya geldim. Bir string buffer tanımlıyorum. String buffer. Buna da buffer adını verelim. New string buffer diyerek bunu oluşturdum. String buffer işte aldığı değerleri tek tek içerisinde biriktiriyor. Yani buffer'ı atıyor ve artık bu while bittiğinde de benim bütün dosyamın içi buradaki buffer'ın içinde saklanmış olacak. Daha sonra buraya gelip buffer nokta append diyerek bunun içine okuduğum bu read değerini koyuyorum. Şimdi buradaki read integer, yani atıyorum bir A harfi yazdıysam onun integer değeri burada saklanıyor ya. Benim bunu düzgün bir şekilde okumam için char'a çevirmem lazım. Bir tip dönüştürme yapıyorum burada. Ve de dediğim gibi bu while eksi 1'i görene kadar dönecek ve dosyamın içeriği öncelikli olarak integer olarak buraya gelecek. Integer'dan char'a dönüştürülüp buradaki buffer'da saklanacak. Ve bu while'dan çıkıldığında ne olmuş olacak? Benim bütün dosyamın içeriği buradaki buffer değişkeninde saklanmış olacak. Daha sonra gelelim şuraya, bir de finally kısmı yapalım. Dediğimiz gibi bu finally kısmında da ne yapmamız lazım? Açtığımız bu stream'i kapatmayı unutmuyoruz. Bu da bir try catch istiyor benden. Surrend with try catch dedim. Yine null point exception almamak adına buraya geliyoruz. If f ise null'a eşit değilse kapat. Yani bir stream açılmışsa kapat. Açılmamışsa zaten bir kapatma işlemi yapılamayacak ve null point exception fırlatacak. O yüzden bunları böyle kontrol altına almakta fayda var. Daha sonra buradaki işlemler bitti. Benim metodum nerede bitiyor? Metodum bittikten sonra, bu işlemler bittikten sonra ne yapmam lazım? Şuradaki text view'da bu buffer'ı göstermem lazım. Text view.setText diyerek benim buffer'ı buraya yollamam lazım. Umarım anlaşılmıştır. Yani dosya yazmanın biraz tersi gibi bir işlem. File output değil, input stream kullandık. İşte write değil, read metodunu kullandık. Bu read metodu dediğimiz gibi byte byte değerleri alıp integer değerleri alıyordu. Bunları buffer'a atmadan önce kar tipine değiştirip buffer'da saklıyoruz. Ve daha sonra da bunları kullanıcıya göstereceğiz. Bakalım bir hatamız var mı, çalışıyor mu? Daha önceki dersimizde ben 2-3 tane dosya oluşturmuştum. Şimdi onları okumaya çalışalım burada. Dosyaları görüntüle dedim. Dosya adına mesela emri.txt demiştik. Dosyayı göster dediğimde gördüğünüz gibi okudu. Aynı şekilde emri1.txt vardı. Böyle değil miydi bu? Sildik mi acaba bunu? Emre 2.txt. Evet, Emre 1'i herhalde yapmamışız, hatırlamıyorum. Ama bu şekilde gördüğünüz gibi dosyalarımızın içeriğini okuyabiliyoruz. Evet, dosya okuma işlemi de bu şekildeydi. Kafanız karışacak, belki dikkat etmeniz gereken kısım sadece burası. Dilerseniz şöyle bir örnek yapalım. Buraya gelelim, hani mantığını anlamak adına log nokta i diyelim. Şöyle emre tagında
Öncelikli olarak burada okuduğu veriyi bir log'a düşürsün. Daha sonra da bunu ne yapalım? Char'a çevirip read'i yine göstersin. Ama bu sefer ne yapsın? Bunu kar veri tipine atayarak ekrana bastırsın. Tabii buralara ne yapmamız lazım? String ifade beklediği için şunları yapmamız lazım. Şimdi uygulamayı bir durduralım, tekrardan başlatalım. Internal storage. Dosyamızın adı deneme olsun. Mesajımız da yine test olsun. Mesela kısa bir şey olsun. Veriyi dosyaya kaydet dedim. Dosyaları görüntüle dedim. Ve buraya denemeyi yazıyorum. Dosyayı görüntüle test yazdı. Bakalım bunu yazarken ne gibi aşamalardan geçmiş. Gördüğünüz gibi önce o read içini yazmış 116 diye. O da T harfine karşılık geliyormuş. Daha sonra 101 E harfi, 115 S, 116 da T harfine karşılık geliyormuş. İşte bu yüzden ben bunları char'a çevirdim. Okuduğu o integer değerleri karaktere çevirdi ve buffer'da sakladı. Daha sonra da bunları kullanıcıya biz toplu bir şekilde gösterdik. Şurayı şöyle yorum satır altına alayım. Ne yaptığımız daha sonradan görünsün diye. Bu şekilde dosyadaki verileri okumamız mümkün. Şimdi gelin bir de vakit kaybetmeden ne yapalım? Şuradaki alanları dolduralım. Internal storage, dosya yolu gibi ve dosya silme adımlarını. Şimdi burada show internal storage path dediği bu dosyaları tam olarak nereye kaydettiği ile ilgili bilgi. Bunu elde etmek için kullanılan metot getFilesDir metodu. Bu geriye bir file nesnesi gönderiyor. Ama ben sadece yolu istiyorum. O yüzden buraya string ne diyelim, dosya yolu diyelim, eşittir diyorum. Şöyle bir iki nokta şey denden dedikten sonra artı dersem dosya yolunda benim dosyalarımın kaydedildiği path olacak ve bunu text view file internal storage path'in içine gösteriyorum. Dosya yolu. Daha sonra dosya bu yoldaki yani bu klasördeki dosyaların listesini almak isteyebiliriz. Burada birden fazla dosya olacağı için bunları bir string dizisine atayalım. Dosyalar listesi diyelim buna. Eşittir deyip bu sefer de kullanacağım metot file list. Zaten gördüğünüz gibi bu string dizisi tipinde bir parametre gönderiyormuş. Buradan gelen veriler dosyalar listesinde listelenecek. Daha sonra burada yine bir string builder kullanarak string builder kullanarak burada okuduğum tüm yolu tüm dosya isimlerini tek bir string'e atayabilirim. Bunu yapmak için bir for each yazmamız lazım. For string diyorum dosya adı ya da dosya diyelim. Nerede gezeceğiz arkadaşlar? Şuradaki dosyalar listesinde gezeceğiz. Daha sonra da string builder.append diyerek bunları ard arda ekleyeceğiz. Dosya nokta sonra da buna da bir ne yapalım? Virgül atayalım. Şöyle boşluk virgül deyip umarım burası anlaşılmıştır. Şöyle bir durduralım, çalıştıralım. Gösterdikten sonra tekrar bir üzerinden geçeyim. Tabi burada bunları şeye atamadık. Text view internal file list nokta set text diyorum. Ve buraya neyi koyacağım? String builder'ımı koyacağım. Tekrar bir çalıştırayım bunu. Internal storage demo dedim. İlk olarak şuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada oluşturduğum dosyalar aslında data user 0. Biz burada aslında data slash data'ya gidiyorduk. Burada user 0 demesinin sebebi bizim root kullanıcısı olduğumuz için yani bu ne diyelim sembolik link gibi bir şey. Daha sonra uygulamamın package ismi geldi ve daha sonra da
Files klasörünün altına benim oluşturduğum dosyalar saklanıyormuş. Peki buradaki dosya isimleri nelermiş? Emre TXT, Emre 2, Emre 3, AA, TX ve denemeymiş. Şimdi şuranın çalışma mantığını anlatayım size. File list bize string dizisi tipinde bir nesne döndürüyor. O dizindeki yani internal storage'deki bütün dosya isimleri bunun içinde dönüyor. Ve ben bunları string dizisinde dosyalar listesinin içinde kaydediyorum. Daha sonra bir string builder oluşturdum. Çünkü burada atıyorum 1.txt, 2.txt, 3.txt verileri var ya. Bunların her birini tek bir string'in içinde toplamak için bir string builder nesnesi tanımlıyorum. Yani bunun bayağı bir açıklaması var. Ama basit olarak yaptığı işlem bu. Daha sonra diyorum ki ben bu dizinin içinde gezmek istiyorum. Yani for i eşittir sıfırdan i küçük olana kadar bu dizinin uzunluğundan deyip string bir ifadeye bunları ekleyebileceğiniz gibi böyle basit bir kullanımı da mevcut. Bu diziyi sonuna kadar gez ve aldığın her bir elemanı buradaki dosya tipine at. Bunu dedikten sonra string builder.append diyorum. Burada mesela ilk olarak neyi okudu? Emre.txt'yi okudu ve bu dosyanın içine bunu attı ya. Daha sonra diyorum buna da boşluk koyup bir virgül at. Sonra ikinciyi okudu. Bu sefer içinde ne var? Emre2.txt var. Onu bir ifadeye ekliyor ve boşluk bırakıp bir virgül bırakıyor. Bu listedeki bütün elemanları gezene kadar oluyor. Ve son olarak çıkan bu string builder'da benim şuradaki bütün ifadem yer alıyor arkadaşlar. Böylece ben de bunları bir kere de kullanıcıya göstermiş oluyorum. Ve son olarak bir dosyayı silmek istediğimizde ne yapıyoruz? Öncelikli olarak dosya silmede de ben silinecek dosya adını kullanıcıdan alıyorum. Bunu bir alalım. String silinecek dosya diyelim. Eşittir. Edit text file to delete nokta get text diyoruz. Ve bunu string'e çeviriyoruz. Burada kullanacağımız metodumuz delete file. Gördüğünüz gibi silinecek dosyanın adını istiyor benden. Silinecek dosya diyorum. Bu geriye bir boolean değer döndürüyor. Buraya onu oluşturalım. Boolean silindi desin. Eğer bu metot düzgün bir şekilde çalışıp dosyayı sildiyse silindiğin içinde true olacak. Silinemediyse silindiğin içinde false olacak. Buraya da gelip şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer silindi turuysa bunu böyle bırakabileceğim gibi direkt olarak eşit eşit turuysa da diyebilirim. Buraya bir toast mesaj göstertebiliriz burada. Dosya silindi gibisinden. Yok eğer silinmediyse de ne yapalım? Dosya silinmedi desin. Evet, bunu da bir kontrolünü yapıp bu dersi bitirelim. Internal Storage demo'yu tıkladım. Dosya adları bunlarmış. Mesela şu AA'yı silelim. AAA.txt. Dosyayı sil dediğimde dosya silindi dedi. Tekrardan bunu alalım. Gördüğünüz gibi gitti. Peki ben buraya txt şöyle bir şey yazsam. Yani olmayan bir dosya adı yazsam. Dosya silinemedi dedi. Çünkü böyle bir dosya mevcut değil arkadaşlar. Evet, internal storage hakkında anlatabileceklerimiz bu kadar. Bu ders sayesinde internal storage'da bir dosya nasıl oluşturulur? Oluşturulan dosyaların içeriği nasıl görüntülenir? Internal storage'daki kaydedilen dosyalar nereye kaydediliyor? Bütün listeye erişebilme ve listede bulunan elemanları silme metotlarının hepsini görmüş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.